Merhaba çocuklar, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Peki bugünkü videomuzda ne yapacağız sizinle? Eminim merak ediyorsunuz. Bugünkü videomuzda sizinle kumbara yapacağız. Eminim birçoğunuzun evinde zaten kumbarası vardır. Ama biz bugün bir tane değil, iki tane değil, tam üç tane kumbara yapacağız. Allah Allah, acaba ne yapacağız bu üç kumbarayla? Diyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Ben bunların hepsini size anlatacağım, göstereceğim de. Tek yapmanız gereken şey videoyu sonuna kadar dikkatlice izlemek, dinlemek, tamam mı? O zaman kumbaralarımız için öncelikle nelere ihtiyacımız var? Bir ihtiyaç listemizi söyleyeyim ben size. Şimdi kumbaralarımızı yapmak için 3 tane kumbara yapacağız demiştim. O yüzden 3 tane kaba ihtiyacımız var. Bu kaplarda en önemli şey kabın, seçtiğiniz kumbara için kullanacağınız kabın dışarıdan baktığımızda böyle içine kapağını açmadan görebiliyor olmamızı istiyorum, tamam mı? Yani şeffaf olmasını istiyorum seçtiğiniz kabın. Mesela ben böyle bir kavanoz seçtim, 3 tane. Siz de böyle kavanoza yapabilirsiniz. İsterseniz şeffaf plastik bardaklara yapabilirsiniz. Onlara bir kapak yaparsınız. İsterseniz evinizde bulunan kulak pamuklarının şeffaf kutuları var. Onlara yapabilirsiniz. Sizin evinizde ne varsa onunla kumbaranızı yapabilirsiniz. Bir de bunun dışında en sonda kumbaramızın üstüne yapıştırmak için yani renkli kalemleriniz, boyalarınız, bir de bir tane kağıda ihtiyacımız olacak. Tabii ki kumbaralarımızın içine koymak için de paralarımız olacak. Tamam, şimdi o zaman malzemelerimizi edindik, tamam mı? Şimdi ben dediğim gibi size 3 tane kavanoz seçtim. Peki şunu söyleyeyim, ne yapacağız biz 3 tane kumbarayla? Şimdi bu kumbaraların bir tanesini bizim harcama kumbaramız olacak. Kumbaralarımızdan ikincisi bizim birikim kumbaramız olacak. Kumbaralarımızdan üçüncüsü de bizim paylaşma kumbaramız olacak çocuklar. Peki ne işe yarayacak bunlar? Daha da anlatayım size ayrıntılı bir şekilde. Şimdi harcama kumbarası dedik, değil mi? Bunun harcama kumbaramız olduğunu düşünelim. Harcama kumbaramızla mesela çok istediğiniz, sahip olmayı çok istediğiniz bir şeyler olabilir. Mesela bir kitabı çok beğeniyorsunuzdur, almak istiyorsunuzdur. Ya da işte bir tane puzzle'ı çok istiyorsunuzdur. Lego'yu çok istiyorsunuzdur. Çanta olur, ayakkabı olur. Ne isterseniz, istediğiniz bir şeyi almak için ihtiyacımız olan şey harcama kumbaramız olacak. Yani harcama kumbarası bizim çok isteyip de almak istediğimiz bir şeyleri almak için kullanacağımız kumbaramız olacak. Peki paylaşma kumbarası bizim ne kumbaramız olacak çocuklar? Paylaşma kumbarasıyla da mesela bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız, bazı yani sokaktaki hayvanlar ya da duamız bazen bizim yardımımıza ve desteğimize ihtiyaç duyar, değil mi çocuklar? İşte paylaşma kumbaramızın içinde biriktirdiğimiz paralarımızla da bizim yardımımıza, desteğimize ihtiyaç duyan kim varsa, ne varsa onlara yardım etmek için içindeki paralarımızı kullanacağız. İşte paylaşma kumbaramız bu yüzden var olacak. Üçüncü olarak da bu da bizim birikim kumbaramız olacak çocuklar. Birikim kumbaramızı şimdi değil, hemen kullanmayacağız. Çok uzun zaman sonra içinde çok para attığımız, biriktirdiğimizde daha çok paraya ihtiyacımız olan bir şeyleri yapabilmek için birikim kumbarasını kullanacağız, tamam mı? Şimdi ben size bu kumbaraları benim nasıl kullanacağımı söyleyeceğim. Şöyle bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz çocuklar. Ben bu kumbaralardan hangisinin harcama kumbaram, hangisinin birikim kumbaram, hangisinin paylaşma kumbaram olduğunu unuturum, nasıl hatırlayacağım derseniz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Alın kalemlerinizi, kağıtlarınızı, boya kalemlerinizi, resim yapın. Mesela ben şimdi harcama kumbaramı ne için kullanacağım biliyor musunuz? Hem kafam karışmasın, diğer kumbaralarımla karıştırmayayım. Hem de hatırlayayım diye ne alacağımı harcama kumbaramla bir resim yaptım. Bakın ben harcama kumbaramla bu dünya küresini almak istiyorum. Biliyorsunuz dünya küresinin üstünde bir sürü ülkeler var, bir sürü
dünyayı gösteren işte okyanus var, farklı farklı ülkeleri gösteriyor. Ben çok seviyorum. Dünya küresinin üstünden ülkeleri görmeyi, öğrenmeyi çok istiyorum. O yüzden odama bir tane dünya küresi almak için harcama kumbarama para atacağım, biriktireceğim. Siz de böyle ne istiyorsanız onun resmini yapıp harcama kumbaranızın üstüne yapıştırabilirsiniz. Hadi benimkini yapıştıralım şimdi beraber. Şöyle bantlarım da vardı. Sonra para da atacağız bunların içine. Bunu da yapıştırayım. İşte bu benim harcama kumbaram. Harcama kumbaramla dünya küresi almayı istiyorum. Harçlıklarımdan biriktireceğim ve dünya küresi alacağım. Şimdi çocuklar, bu da benim paylaşma kumbaram olsun. Paylaşma kumbaramla ne yapmak istiyorum biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarım var benim. Ya da duyduğum bazı arkadaşlar var. Onlar kendilerine yeterince kitap, oyuncak ya da kırtasiye malzemeleri alabilmek için bizim yardımımıza ihtiyacı olduklarını söylediler. O yüzden ben de harçlıklarımın bir kısmını bu birikim kumbarama değil, karıştırdım 3 tane var ya, paylaşma kumbarama atacağım ve benim desteğime ihtiyaç duyan, kendisine kitap, kırtasiye malzemesi almak isteyen arkadaşlarıma kırtasiye malzemeleri, kitap alıp onlara hediye edeceğim. Böylece paylaşmış olacağım onlarla. İşte onlar için de böyle bir resim yaptım. Böyle kitap yaptım, arkadaş yaptım. Unutmamak için. Şimdi bunu da yapıştıralım. Yapıştırayım. Evet. Bunu da yapıştırdım. Şimdi bu da benim birikim kumbaramdı. Birikim kumbaramı hemen açıp içindeki paraları kullanmayacağım. Uzun bir süre sonra kullanacağım. Çünkü ben birikim kumbaramdaki paralarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Amerika'ya gitmek için de birazcık çok fazla paramın olması gerekiyor. O yüzden bu kumbaramın da birikim kumbaram olduğunu unutmamak için üstüne uçak resmi yaptım. Uçak resmini yapıştıralım hadi benimle birlikte. Evet. İşte oldu bu da. Çok güzel oldu kumbaralarım. Şöyle görün diye önüme koyayım. O zaman şimdi bunun içine biriktirdim ben biraz paralar. Bu paralarımı atalım birlikte. Ama unutmayın, paralara dokunduktan sonra mutlaka ellerinizi yıkayın, tamam mı? Hadi. Bir kısmına harcama kumbarama atayım. Evet. Bunların üstüne delik açmamıza gerek yok bence. Böyle ağzını açıp paralarınızı içine atabilirsiniz. Bence paralarınızı daha iyi saklarsınız. Ama siz kendi kumbaranızı nasıl tasarlamak istiyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Bir kısmını da birikim kumbarama atıyorum. Evet, kapattım ağzını. Ve bir kısmını da paylaşım kumbarama atıyorum. Evet. İşte oldu. Bakın. Kumbaralarıma paralarımı yerleştirdim. Çok tatlı oldular. İşte benim birikim kumbaramı, harcama kumbaramı ve paylaşım kumbaramı birlikte yaptık.
Şimdi ben sizin kumbaralarınızı yapmanızı bekliyorum. Siz de kumbaralarınızı yapıp bana fotoğraflarını gönderirseniz çok mutlu olurum. Umarım bu kumbara fikrini çok sevmişsinizdir. Derslerimizde de konuşuruz bunlarla ilgili yine. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.